İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh. İslam zirve noktasıdır. Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Bir gün talebesine buyurdu ki, inanmak en büyük bir rütbedir, hak indinde muhakkak. Her ne olursa olsun zahirde mesleğiniz, onları ön sıraya sakın geçirmeyiniz. Halis mümin olmaktan kıymetli, daha üstün, bundan daha şerefli bir rütbe var mı bugün? Bu rütbeden başka şey düşünmek felakettir. Zira bu, o zirveden aşağıya düşmektir. Zira Hazreti Ömer bir grup ashabıyla çıktılar Medine'den, Şam'a gitmek azmiyle. Var idi kendisinin sadece bir devesi. Gelirdi yanı sıra Mugire Nam kölesi. İkisinin bineği tek bir deve olunca, sırayla binerlerdi deveye yol boyunca. Şam'a vasıl olunca kafile en nihayet, deveye binmek için köleye geldi nebet. Lakin razı olmadı buna eshab-ı güzin. Hemen arz ettiler ki, ya emir el müminin, her ne kadar bu nöbet gelse de Mugire'ye, Şam'a gelmiş bulunduk. Siz binseniz deveye. Zira yaya görünce sizi merak edenler, yanılıp kölenizi halife zannederler. O zaman buyurdu ki, Mugire'nindir nöbet. Deveye ben binersem nerede kaldı adalet? İşin hakikatini anlayın siz evvela. Niçin kurtulmadınız bu evhamdan siz hala? İslam'ın nuruyla aydınlandı kalbimiz. Resul'ün ahlakıyla düzeldi her halimiz. Verilmişken bizlere eshab olmak nimeti, deveye binmemizin var mıdır bir kıymeti? Ne büyük bir üstünlük, iyi düşünsenize. Eshab olmak şerefi kâfi değil mi bize? Bu kıssayı anlatıp buyurdu. Böyle fakat, bugün zamanımızda ters dönmüş bu hakikat. Kimin malı, parası çok ise bugün eğer, insanlar hep onlara veriyor kıymet, değer. Ama siz düşünmeyin makam ve mevkileri. Bunların gözünüzde olmasın bir değeri. Bize öyle bir nimet verdi ki Hak Teâlâ, bir nimet daha yoktur bundan iyi ve âlâ. Bahşetti bize Allah yüce İslam dinini. Tanıttı çok sevdiği İslam alimlerini. Yine onun sevdiği cümle velileri de tanıyıp ruhlarından ederiz istifade. Sonra bizim şudur ki en büyük talihimiz, bize doğru itikat nasip etti Rabbimiz. Ebedi cehennemden kurtardı bizleri hep. Bundan daha kıymetli bir nimet var mı acep? Müzik.
dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim Eshab-ı Kiram'dan Ebu Derda radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, ölümden sonra neler göreceğinizi, başınıza neler geleceğini bilseydiniz, isteyerek ne yemek yiyebilir ne de su içebilirdiniz buyuruyor Ebu Derda radıyallahu teala an. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşebiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurunuz. Hayırlı günler Osman Hocam. Hayırlı teşekkürler günler. Efendim. Buyurun. Hocam size birkaç sorum var da. Birincisi Saadet-i Ebediye ben okudum. Orada bir sesli zikir bahsi var. Bir onu açıklar mısınız? Çünkü benim çevremde de böyle çok zikir çekenler var. Ben de bundan çok rahatsızım. Bir onun için sizden özellikle dua istiyorum. Yani bir şey diyor, benden büyük oldukları için pek bir şey de diyemiyorum. Hani sizden rica ediyorum. Peki bununla ilgili bir de ben Konyalıyım hocam. Siz de biliyorum Konyalısınız. Evet. Ben üniversiteyi Karaman'da okudum. Karaman'la Konya arası 2000'li yıllarda 110 kilometre, bazen 100 kilometre falan deniyordu. Tam bilmiyorum ama ben hafta sonları kendi evime geliyordum. Hafta sonunda Karaman'a gidiyordum. Bu arada da namazlarımı şey olarak kılmıyordum. Maliki'yi taklit ettiğim için normal kılıyordum. Çünkü 3 günden sonra Maliki'de şey oluyor ya. Hani doğru mu yaptım onu soracağım. Haftada 2 gün Konya'dayım, 5 günlük Karaman'dayım. Çamaşır daha sonradan da aradan bir 10 sene geçtikten sonra tekrar bizim tayinim çıktı. Ben evlendikten sonra yine Karaman'da yaşamaya başladık. Ama o zaman özellikle ayrıntılı anlatıyorum. Tam Karaman'ın bitişinde 102 kilometre yazıyordu. Tam orada bir otel vardı. Artık şeyler bitiyordu, evler bitiyordu. Hani 102'yi de gördüğüm için artık dedim hani seferlikten çıktı. Ama benim dediğim bu benim 10 yıl 15 yıl önceki bir mesele. Hani orada ben doğru mu yaptım? Normal kıldım yani namazlarımı yani. Tamam efendim. Tamam efendim. İkinci bu. Bir de benim küçük çocuğum var 3 aylık. 3 tane kızım var. Bir dua istiyorum özellikle. Rabbim salih ailesin, kendine kadim eylesin. Sıhhat afiyet versin inşallah Teala. Allah razı olsun hocam. Şimdi benim küçük çocuğum 3 aylık. Ben şimdi namaz falan kıldığımda ağlamaya başlıyor. Sizden ben duymuştum hani namazı bırakıp emzirebilirsiniz, daha sonra devam edebilirsiniz. Bunun belli bir süresi var mı? Hani çocuk uzun süreli emebiliyor artık, hani onu soracaktım. Belli bir süre var mı, yoksa kaldığımızda sünnet artık kazaya niyet ediyoruz da ondan sonra tekrar kalanına devam edebiliyor muyuz? Onu soracağım. Peki efendim. Bir de benim yakınlarımdan vefat edenler oldu. Babaannem, anneannem falan işte, ama itikat yapıldı yapılmadı onu ben bilmiyorum da. Ben de çok anlayamıyorum. Çok da okudum ama şu, hani aldım, kabul ettim, öbürüne falan geçiyor. Onu sizden rica etsem, yaşlarımı söylesem siz yapar mısınız? Efendim telefonunu siz kapatmayın, arkadaş alacak. Tamam, çok peki sağ olun. Bir şey daha rica ediyorum. Benim çok yakınlarımla, babamla bir yakınım küstü. Hatta babam vefat ederken cenazesine bile gitmedi. Çok üzüldüm ben. Ben ama kendi akrabam olduğu için devamlı ziyaretlerine gidiyorum. Sizden de zaten öyle duydum. Bunun için de dinleyenlerimizden dua istiyorum. Yani bununla ilgili biraz anlatır mısınız? Hala daha küçük devam ediyor akrabalarım ve ben bundan çok rahatsızım. Her gün dua ediyorum ama çok rahatsız tamam oluyorum. Tamam efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Bir şey daha sorabilir miyim? Buyur. Bir şey de. Yunus Emre Hazretleri hani diyor ya cennet istedikleri birkaç huri falan bana seni gerek, ama biz de hep sizden duyuyoruz Allah Teala istenmez cennet istenir, bunun sebebi nedir? Peki efendim. Son bir şey daha soracağım. Süleyman Aleyhisselam mesela peygamber, tamam, ama niye o 500 yıl sonra hani cennete girecek? Sonuçta peygamber dünya hayatı da tamam sevilmiyor ama o peygamber olduğu için zaten ona şey değil, nedir o, önem vermemiş bu birisi. Bir de bunu soracağım. Peki, teşekkürler. Çok sağ olun. Peki efendim. Kapatmıyorum. Tamam. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İkinci dinleyicimiz düştüğü için üçüncü dinleyicimizi aldık. Buyurunuz efendim. Üçüncü dinleyicimiz. Deo. Buyurunuz. Hayırlı günler. Hocam bir iki tane sorularım olacaktı benim de. Dinliyoruz. Biz Allah nasip ederse yarın sabah namazından sonra İzmir'den İstanbul'a geçeceğiz. Namazlarımızı nasıl kılacağız namazlarımı? Birinci sorum o. İkinci sorum da hocam, geçen hafta tam bugün Cuma günü biz Buca'da Cuma namazı kıldık kabrim ziyaretinden sonra.
4 rekat son sünneti, yani cumanın farzından sonra 4 rekat sünnet kıldılar. Zuhri, ahiri falan hiç kılınmadı. Son sünnet kılınmadı. Direkt cenaze namazına geçildi. Ben zuhri, ahiri, son sünneti, zuhri, ahiri ve vaktin son sünnetini kıldım. O sırada cenaze namazı kılıyorlar. Cemaatin yarısı camide, yarısı dışarıda. Öyle bir şey oldu. Acaba doğru mu yaptım? Onlar cenaze namazı kılarken ben zuhri, ahiri falan kıldım. Doğru mu yapıyorum böyle yapınca? Peki efendim. Bir de hocam, üçüncü sorum da, mesela evi diyelim ki 2-3 tane eviniz var. Oradan gelen kira zekata dahil olunacak mı? Yani bir oturduğunuz evin dışında. Peki efendim. Hocam, peki, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Hayırlı hocam. Günler, sağ olun. Hayırlı gün. Hocam, cumanız mübarek olsun. Efendim, Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyzinden istifade etmemizde nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz içerisinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa, Rabbim Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti ihsan etsin. Borcu olanlar varsa Rabbim eda nasip etsin. Dertli olanlar varsa deva ihsan etsin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebliğ etsin. Ahir zaman fitnelerinden bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Amin. Rabbim memleketimizi de afat-ı semaviye ve arziyeden muhafaza eylesin inşallah teala. Amin. Teşekkür ederiz. Efendim ilk dinleyicimiz saadeti ebediye dedi, o zikir bahsi anlatılıyor falan, onu bir izah eder misiniz? Hani yaşça büyük olanlar var, ben onları anlatamıyorum. Yok, anlatmasın zaten. Ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum, akrabalarım da bana hoca diyorlar. Yani senelerce de aynı şekilde Allah-u Teala böyle bir iş nasip ettiği halde. Ama Allah-u Teala'nın emri söyleyince siz de sen de çok ileri gidiyorsun deyiveriyorlar. Akrabalarınızınki normal de, mesela tam İlmi Hasadet Ebediye kitabını okuduğu halde, ne bileyim Hüseyin İlmi Efendi'nin yolundayız, onu seviyoruz dediği halde, Osman Hoca çok yapılmayacak, zor olanı söylüyor. Aslında kolayları da var bunun diyenler de var. Değil mi? Evet. Ya. Sizi beğenmiyorlar. Ha, beğenmiyor. Ben beğeniyorum hocam. Sıkıntı yok. Şimdi zoru söylüyorsunuz yani. Söylüyormuşsunuz. Aha. İşte hadis-i şerif var ya. Niye hadis-i şerife göre aynı şekilde cevap vermiyor bu Osman Ünlü? Hem naklediyor hadis-i şerifi. Öyle bir zaman gelecek ki onda birini yapan kurtulur. 5 vakit namazı ona böl. Değil mi? Ramazan-ı Şerif geliyor. Ona böl. Onda biri 3 gün ediyor işte. Değil mi? Böyle niye kolay kolay söylemiyor ki bu? Bu hesap hoşuma gitti. Bunu bir hocam düşünelim. Niye böyle zora sürüyor? Yok, günde 5 vakit namaz. Ramazan-ı Şerif vaktinde kılınmazsa bunlar kaza etmek lazım. Kaza etmezse nafileler kabul olmaz diyor. Değil mi? Zora sürüyor. Allah Allah. Şeye girmeden de Ebu Derda radıyallahu teala hazretinin sözünü nakledik. Bir bilseniz buyuruyor. Ne yersiniz ne içersiniz. Başınıza gelecekleri. Şimdi bir tanesi Emen abinin sesli görüntülü bir sohbetini göndermiş telefonda. WhatsApp'tan göndermiş. Orada Emen abi bir şey anlatıyor. Buyuruyor ki, seviyorum demenin alametleri var. Seviyorum demenin alametleri. Sevdiği kimsenin sevdikleri sevilir. Sevmedikleri sevilmez. Dedikleri de yapılır. Bu yoksa buyurdular. Hatta açık açık. Mesela diyor ki dediler işte mübarekleri Hüseyin İlmi Efendi'yi çok seviyorum. Ama kitabında şöyle hatalar var. Aç çöpek isim buyurdular. Bu sevgi değil buyurdular. Ben peygamberi de Allah'ı da çok seviyorum. Ama Allah-u Teala'ya ve onun peygamberine düşmanlık ediyor. İşte peygamber böyle söylemiş ama bunun zamanı geçti diyor. Bu sevgi değil buyurdular. Bu düşmanlıktır. Aç çöpek isim buyurdular. Aç çöpek isim. Hatta kendilerine de söylüyorlar. Enver abiyi seviyorum falan. Enver abi ortada buyurdular. Emir abi tenkit ediyorsan Emir abi sevmiyorsun. Emir abini sevdiğini aynı şekilde sevmiyorsan Emir abi sevmiyorsun demektir bu. Yani sevginin ölçüsü var. Şimdi efendim ben mübarekleri aynı şekilde gördüm.
Hüseyin Efendi'yi gördüm, Enver abileri gördüm. Dolayısıyla çok biliyorum ben. Çok biliyorum ben. Havasına girenler var. Allah Teala insaf versin, hidayet versin, anlayış nasip etsin. Ve bir bakıyorsun, bir tanesi işte Hüseyin İlmi Efendi'yi biz takdir ediyoruz falan. Ama aynı adam kalkıyor Osman Ünlü'yü tenkit ediyor. Mustafa Bey, Osman Ünlü neyi anlatıyor? Kendi yorumunu mu? Kendi görüşünü mü? Dinde kendi yorum, kendi görüşü olmayacağı açık net bir şekilde Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin, anlatmışlar, bildirmişler, kitaplara da yazmışlar. Değil mi? Zındık olursun muydu? Kafir olursun. Cehenneme gidersin. Cehenneme gidersin. Kafana göre anlatırsan. Ve biz Saadet-i Ebediye kitabında olan naklediyoruz. Ama ondan sonra Osman Ali'ye sen düşman oluyorsun. Ya arkadaş otur. Kendinde bir hata var. Bu bilgiler bana ait değil. Ki Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala ile o da buyuruyor ki bana ait değil bu kitap. Bu kitap çok kıymetli. Sebebi buyuruyor, bana ait bir tane kelime olmamaz. Ben hocamdan aynı şekilde öğrendim bunları. Seyyid Abdülkemal Vahsı Hazretleri'ne intikal ediyor iş. O da diyor ki ben de hocamdan öğrendim. Seyyid Fihim Hazretleri'nden. O da diyor ki ben hocamdan öğrendim. Taha Yakari Hazretleri. O da diyor ki ben hocamdan öğrendim. Mevlana Aldıbağdı Hazretleri. Taha Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Taha Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... Üsabe bin Zeyd radıyallahu teala an hazretlerini, evlatlarının oğlu. 18-19 yaşlarında falan, yaşını tam bilmiyorum ama 20'li değil yani. Ordunun başına komutan tayin etti. Bu orduda nefer olarak Hazreti Ebubekir'de vardı, Hazreti Ömer'de vardı, Hazreti Ali'de vardı. Hiçbirisi demedi ki ya, 19 yaşında çocuk ya, bizim basınımızda komutan mı olurmuş? Biz ona mı tabi olacağız şimdi? Demedi. Demedi. Gitti ittiba etti. Amr bin As radıyallahu anh yeni Müslüman oldu. 200 kişilik bir seriyenin başına komutan tayin edildi. O seriyede Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer neferdi. Neferdi. Amr bin As radıyallahu anh hazretlerine tabiydi. Dolayısıyla şimdi onu oraya tayin edene sen muhalefet ediyorsun. Onu oraya koyana muhalefet ediyorsun sen. Değil mi? Şimdi onun anlattıklarını aynı şekilde tenkit etmeye kalktığın zaman işin ucu haşiye gider. O büyüklere gider. Ya Allah-u Teala muhafaza biliyorsun. Ha! Derse ki Saadet-i Ebediye kitabında bildirilenden farklı bir şekilde bir şey söylediyse onu da erkeksen, yiğitsen aç. Ben Saadet-i Ebediye'de bulamadım bunu. Bunu nereden anlattınız? Nereden naklettiniz? Ha, biz daha önce bizim sayfada kaldık. Sualler vardı. Onlar da aynı şekilde kayıtlı. Çünkü Emel abiler kendi emsalleriyle mübareklere ilmi halde anlaşılamayan veyahut da bilinemeyen yazılı olarak sual arz ediyor. Emel abiler o deftere hem suali hem cevabını yazmışlar. Biz Türkiye Gazetesi Cağaloğlu'ndayken o defteri bizim sayfaya verdiler. Hocamıza sorduğunuz sualleri yazın, cevabını da yazın. O deftere yazılıyordu. O defter de var. Şimdi o da yazılı. Afaki bir şey değil. Orada bir sual sorulmuş, onun cevabı var. O cevap naklediliyor. Yoksa biz kendimizden aynı şekilde bilmiyoruz. Mesela şimdi hatırıma geldi de şeyi sormuştuk. Sorulmuştu. Ankara-Konya arasında Tuz Gölü var. Ve Tuz Gölü'nün işte Şerefli Koçhisar falan filan oralarda da dağlarda yaşayan bir sürü domuzlar var. Yani bizim köyde bile görülüyordu. Yaban domuzları. O domuzlar zaman zaman Tuz Gölü'ne geliyor. Tuz Gölü'nün yavaş yavaş işte Haziran'dan itibaren yavaş yavaş suyu çekiliyor ya. Buharlaşıyor. Buharlaşınca tuz kalıpları kalıyor. İşte su veyahut da tuz ihtiyacını gidermek için oraya gelip sıvılı şekilde daldıkları zaman ayakları takılıp kalıyor, orada ölüyor. Bataklık gibi oluyor orası. Bataklık gibi oluyor. Evet. Tuz gelin içinde ölüyor. Kalıyor hayvan, çıkamıyor. Aha, çıkamıyor. Ve dolayısıyla onun içerisinde vücudu
o tuzlarla beraber aynı şekilde eriyor. Ne demek istiyorsunuz? Ya tuza karışıyor ya. Tuz göründüğünde biz tuz yiyoruz değil mi? Yani tuza domuz karışmış oluyor. Evet. Domuz eti. Ve Kur'an-ı Kerim'de haram mı diyor. Arz ettik. Efendim böyle böyle durum oluyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile kimyada tavan yapmış bir zattır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk bir numaralı kimya yüksek mühendisidir kendisi. Onun için mesela İslam aliminin fen bilgilerini iyi bilmesi lazım. Kimyasal değişiklik nedir? Fiziksel değişiklik nedir? Benim şu anda elimde kalem var. Kırsam fiziksel değişiklik olur. Ama bunu bir kazanın içerisine koysam, ateşin içerisine koysam... Eritsem başka bir maddeye dönüyor. Bu kimyasal değişiklik olur. Kağıdı yırsam fiziksel değişiklik. Kağıdı yaksam kimyasal değişiklik. Çünkü küle döndü, başka bir şeye döndü. Dolayısıyla domuz tuz gölüne düştüğü zaman kimyasal değişikliğe uğruyor ve dolayısıyla o tuzu yemekte mahsur yok. Mahsur yok. Ha, bu şekilde saadet ebediyede yok. Değil mi? Bu şekilde saadet ebediyede yok. Neyin muhalefetini yapıyorsun sen? Ha, o zaman ortaya çıkan bir şey var. Kendini beğenir. Zaten şiirlerle menkıbelerde anlatırken Enver abilerde sık sohbetlerinde anlatıyorlardı. Makamı, mevkisi, parası, hatta o şiirler menkıbeler diyor. Bu zamandaki insanlar Enver abinin sohbeti. Yani mübarek de aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi sohbetlerinden alınmıştır. Ve şiir şeklinde yazmıştır Abdülhatif Uyan Bey. O da kendi kafasına uydurmuyor onları. Kitaplarda olanı. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin bir hasesini anlatıyor. Şeye gelirken, Kudüs'e gelirken sıra kölesine geliyor. Deveye onu bindiriyor, kendi kölenin devenin yularından tutuyor. Diyorlar ki efendim şimdi bu ayıp olur yani falan. Onlara celalleniyor. Siz diyor yani şerefi nerede arıyorsunuz? Adalet nerede kaldı o zaman? Sıra onun diyor. Sıra onun. O binecek. Kudüslüler görecekmiş, aferin diyecekmiş, ayıplayacakmış. Bir de aynı şekilde Suriye'ye girerken orada ben gittim bu savaştan önce Suriye'ye gittim. Ortadan bir dere akıyor. Şam'da mı? Şam'da. Oradan geçerken demek ki bahar günü yahut da suyun çok olduğu zaman işte ayakkabılarını falan çıkarmış, eteklerini kaldırmış, sudan geçiyor. Diyorlar ki efendim Şamlar kalelerden bakıyor, kale duvarlarından bakıyorlar, sizi ayıplayacak. Sahabe bir dönüyor, siz diyor hala diyor bunu atamadınız mı diyor ya. Hala atamadınız mı? Allah-u Teala biz çok cahildik. Kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömüyorduk. Kendi elimizde yaptığımız putlara tapıyorduk. Kimse bize iltifat etmiyordu, itibar etmiyordu. Allah-u Teala bize peygamber gönderdi. İman nimeti verdi. Ve bizi o peygamberine eshab olmayı şerefine nail etti. Aziz etti. Aziz etti. Bundan daha itibarlı bir şey olur mu? Neymiş Şamlar kınayacakmış falan. Aldırış bile etmedi. Hala bunu atamadınız mı? Ve bunu da Eshab-ı Kiram'a söylüyor. O Kudüs meselesinde de Eshab-ı Kiram'a dönüyor. Şeref, izzet diyor. Bize İslamiyet'le geldi. Bize kimse itibar etmiyordu. Bugün Allah-u Teala bizi bu iman nimetiyle efendi konumuna getirdi. Daha ne istiyorsunuz? Dolayısıyla ben İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Annem babam ehli sünnetti ama onların bilgileri, altyapıları fazla yoktu. Nereye kadar korurlardı bizi? Ama biz Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitapları vasıtasıyla dedelerimizin, sahab-ı kiram efendilerimizin yolunu öğrendik. Doğru yolun ne olduğunu öğrendik. Hatta Ömer abiler buyurdular ki biz imanımızı borçluyuz mübareklere. Allah Teala bize böyle bir zat tanıştırdı. Önümüzü aynı şekilde çıkardı. Bütün bunlar varken hatta Enver abiler hatırlarsın sohbetlerde. Böyle efendim işte kulağım ağrıyordu, gözüm şöyleydi falan Enver abiler elini kaldırırdı. Ya Allah Teala sana iman vermiş, ehl-i sünnet dikkatli vermiş, sevdiklerini sevgisini kalbine koymuş. Daha ne istiyorsun? Böyle bir şerefe nail olmuşsun. Sopa derdi ya elini kaldırdım bari. Allah Teala rahmet eylesin. Sopa derdi. Böyle bir nimet var. Bunun böyle bir şey varken, tam imhal saadeti ebedide azimet de bildirilmiş, ruhsat de bildirilmiş. Biz de dinleyicilerimizin haline ve durumuna göre, yerine göre ruhsatı, yerine göre de aynı şekilde azimeti naklediyoruz. Bizim nakletmekten başka herhangi bir şeyimiz söz konusu değil ki. Bunu naklediyoruz, beğenmiyoruz. Kusura bakma arkadaş da. O zaman sen neyi beğeniyorsun onu bilemiyorum. O zaman kur bir radyo, değil mi? Ya da gel müracaat et.
Ben aynı şekilde yapacağım bunu. Ben daha iyi yapacağım falan. Veya bir tane kafana göre kitap yaz. İlmihal kitabı. Ha, bir tane kitap yaz. Sen de ona uy. Sen de ona uy. Rabbim selamet versin. Rabbim selamet versin. Amin. Efendim galiba evet, biz de oldu. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kaptanın işine karışılmaz. Eğer bir işin, bir hizmetin başlangıcı ve devamı üzüntüsüz ve çilesiz ise, onun yıkılması kolay olur. Bir iş de çile içinde devam ediyorsa, ömrü çok uzun olur. En güzel örnek dinimiz İslamiyet'tir. Peygamber Efendimiz, "Benim çektiğimi hiçbir peygamber çekmedi." buyuruyor. Onun getirdiği İslamiyet de kıyamete kadar devam edecektir. Dine hizmette başarının sırrı, bu işini kendine dert edinmektir. Dertsiz insandan hayır beklenmez. Hizmet aşkının ateşi alevlenip, hem kendini hem de etrafını yakmalıdır. İşini kendine dert edinmeyen kimselerden lider olamaz. Birlik ve beraberlik içinde olmalı. Bizim dinimizde bir el kalkar, bir el iner, ikinci bir el kalkmaz. Yani emirin dediği olur. Emir istişare eder ama son kararı yine o verir, ikinci bir lider olmaz. Dine yapılan hizmetin sorumlusu bu büyüklerdir. İcra başı onlardır. İyisi de, kötüsü de, hayrı da, sevabı da onlara aittir. Bize düşen, görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışmaktır. Bir kişi söyler, ötekiler de bunu uygular. Başarı ancak böyle gerçekleşir. Bizim vazifemiz, yeni şeyler bulmak değil, büyüklerin emirlerini uygulamak için elimizden geleni yapmaktır. Büyük bir zata başarısının sebebi sorulunca, işimi hep iş bilmeyenlerle yapıyorum cevabını verir. Soran kimse şaşırınca, işi bilen danışmayı düşünmez, kendi bilgisine güvenir, aklına göre karar verir, yanlış iş yapar. Bilmeyense her şeyi danışır, danışınca da yanlış yapmamış olur, der. Eğer enerji gelmezse motor çalışmaz. Hizmetlerde de büyüklerin himmeti gelmezse bu işler yürümez. Onun için yaptığımız hizmetler yürüyorsa kendimizden bilmemeliyiz. Büyüklerin dine hizmet için uğraştığı işlerden, ticaretten zerre kadar şahsi menfaatleri olsaydı hiç kimse onları sevmezdi. İşin başındakinin niyeti ve parayı sarf ettiği yer önemlidir. Çünkü koca gemide o kadar çalışan olmasına rağmen sonunda gemi kaptanın dediği yere gider. Gemilerde tek yetkili kaptandır. Gemi karadan idare edilmez sözü çok önemlidir. Bunun için bu büyükler her zaman işinin başında olmuşlardır. Bir işin ciddiyeti ancak o işi yapanların ciddiyetine bağlıdır. Yaptığımız iş ne kadar ciddi olursa olsun, eğer biz ciddi olamazsak o iş yine askıda kalır. Eksik, bozuk başlanan bir işin sonucu da eksik ve bozuk olur. Bir hizmet vermek üzerine kurulmuşsa hiç korkmamalı. Ama almak üzerine kurulmuşsa, araya menfaat girmişse, orada mutlaka çekişme olur ve orada kirli işler döner. Bir emirin yardımcıları, danışmanları ne kadar güçlüyse ve orada istişare ne kadar ihlasla, menfaatten uzak ve hizmete dayalı şekilde yapılırsa, başarı da o nispette güzel, sıkıntısız ve üzüntüsüz olur. Hazreti Ali'ye ilk iki halife zamanında olmayıp da, Hazreti Osman'ın ve sizin zamanınızda karışıklığın çok olmasının sebebi nedir diye sorarlar. O da, onların danışmanları bizdik, bizim danışmanlarımızsa sizsiniz der. Danışmanlar ne kadar çok sıkıntı verirse, başarı o kadar az olur. Sultan II. Abdülhamit Han, tıpkı Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han gibi yüce bir padişahtı. Ama bozuk dönemde olduğu için danışmanları da bozuktu. Halbuki diğer padişahların kendileri gibi danışmanları da büyüktü. Emirin verdiği işleri yapamıyor veya yaptıramıyorsak, ya kendimizde, ya işimizde,
veya usulümüzde bir uygunsuzluk var demektir. O zaman bunları kontrol edip işe yeniden başlamak gerekir. Her zaman kolaylaştırın, zorlaştırmayın hadis-i şerifine uygun hareket etmeli. İşlerimizi yaparken, teklif getirirken yeni alternatifler üretmeli. Daima yeni durumlara uyum sağlamalı. Bir yerde takılıp kalmamalı. Ahir zamandayız. Başarılı olmak için genelde herkesin yaptığından farklı şeyler yapmalıdır. Başkalarının düzeninde onun yaptığı işte yarışana fırsat vermezler. Başkasıyla değil kendi işimizle uğraşmalıyız. Bir toplulukta insanlar birbirleriyle uğraşmaya başlarlarsa bu yıkımın başlangıcı olur. İnsanları doğrultmaya çalışmakla vakit kaybetmeden kendimizi düzeltip işimizi doğru yapmaya çalışmalıyız. Büyüklerin yolunda dinimize hizmet etmek için çalışmak zirvedir. Zirvede rüzgar sert eser. Tek başına ayakta durulmaz, kenetlenmek gerekir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yani dinleyicimiz bir şey söylemesin mi? Veya soru yaşlı olanlara bir şey söylemesin. Hı. Doğru saat tebediği de var. Ben dedi anlattım dedi zorluk çekiyor. Saat tebediği de okusunlar. Şimdi efendim, cehri olan vardır, hafi olan. Peki mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri dili damağa yapıştırmalı. Gönlünden la ilahe illallah demeli. Mektubatta da var mesela. Zikrederken. İşinde. Evet. Hafi deniyor. Cehri olan da kendi isteyeceği bir sesle böyle Allah 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 diye bağırarak hiçbir dibüyü zikretmemiştir. Ne Abdülkadir Geylani Hazretleri, ne Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, ne Şahın Hikmet Bahattin Buhari Hazretleri. Sonradan uydurmuşlar. Şimdi defi de soktular falan. Şaktık 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 falan. Tempolu mempolu falan yok böyle bir şey. Bunların adına zikir diyorlar da. Yani yarın mahşer günü. Yarın mahşer günü Şahın Hikmet Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri. Elbette dirileceğiz. Bunlar gelecek. Bunlara diyecekler sahtekarlar sizi diye, değil mi? Gelin bakalım. Gelin bakalım sahtekarlar. Dolayısıyla kendi isteyeceği sesle Allah 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 diyebilir. Bir başkasının rahatsız etmesi caiz değildir. Bağırarak olmaz. Hatta evde Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Eğer meşgullerse onların duyacağı sesle okuma buyuruyor. Kendi isteyeceğin sesle oku. Veya başka bir odaya git. Onları da günaha sokacak. Tabii. Yani bir iş yaparken başkasına aynı şekilde sıkıntı vermeyeceksin. Bu da nafile bir ibadet. Bazen mesela şeyler doluyor falan. Bakıyorsun televizyonda bir Kur'an-ı Kerim okunuyor. Sonuna kadar açıyor falan. Bütün apartman dinliyor falan. Dinlesinler canım. Yanlış. Yanlış. Efendim dinleyicimiz ben dedi Konyalıyım ama dedi Karaman'da okudum dedi. İki gün Konya'da. Beş günde şeyde kalıyordum dedi. Karaman'da kalıyorum. Hatırladığım kadarıyla 102 kilometre, 104 kilometre olmamış. Dolayısıyla ben Karaman'da da, Konya'da da mukim kıldım dedi. Verdiği ölçülere göre doğru anlamış, doğru tatbik etmiş. Herhangi yapacak bir şey söz konusu. Doğru yani orada. Efendim, namaz kılarken dedi, çocuk ağlarsa. Yani çocuk küçüktür. Gerçekten aynı şekilde açtır. Yani bir kimse düştüğü zaman veya da tencere kaynayıp aynı şekilde yangın çıkma tehlikesi olduğu zaman, evde hasta vardır, acil aynı şekilde feryat ettiği zaman namaz bozulur buyuruyor. Bozulabilir buyuruyor. Eğer çocuğun durumu böyleyse, o namazı farz bile olsa, hemen o anda selam verir, çıkar, gider çocuğu veya hastayı ne istiyorsa onları şey yapar, gelir ama namazdan çıktığı için kaldığı yerden devam edemez artık. Baştan tekrar onu kılar. Efendim, babamlar dedi işte birilerine küstü falan. Yani dedi ne yapabiliriz falan. Dua etmekten başka yapılacak bir şey yok. Benim de hayatım doğurdu. Benim annem, babam, karşı taraf dayım, halam. Annem dayımın kardeşi, halam da babamın kardeşi. Karşı tarafın annemi, dedesinin nesi, benim anneannem, benim de dedem. Onların çocukları için bu tarafta öyle. Onlar için hala dayı. Benim babaannem onların anneannesi. Dedem onların da dedesi. Böyle iç içeyiz.
küstüler, tembih de ettiler. Sakın ha onlarla konuşmayın. Neyse, peki dedik. Hikmet-i ilahiye Allah-u Teala muhafaza etmiş demek ki. Peki dedik. Büyüklerin hikmeti bereketiyle. Tanımıyorduk bu yolu ama Cenab-ı Hak muhafaza etmiş. Ben anneme babama hiç bildirmeden dayımla da halamla da görüşürdüm. Tabii benim gitmem onlar hal hatırsın. Onlar da bir eziklik içindeydiler falan böyle. Annem zeki bir kadındı. Aradan hayli bir zaman geçti. Oğlum dedi, anladığım kadarıyla sen dayınla halanla görüşüyorsun dedi. Biz dedi iyi etmedik dedi. Arayı yine sen düzeltirsin, biz oramızı düzelt dedi. Düzelt. Şimdi böyle durumlarda en güzel ilaç zamandır. Yani bugün kavga ettiler, yarın bunları barıştıralım biraz zor. Çünkü İslamiyet bile 3 gün diyor. 3 gün. 3 günden fazla böyle dargın durmak caiz değil. Artık orada inat girer, kibir girer. Hatta şey de girer. Ben ablasıyım, gelsin elimi öpsün. Ben abisiyim, gelsin elini öpsün. Ben büyüğüm pozisyonuna girer falan. O da aynı şekilde kibir başka bir şey değil yani. Neyin büyüğü, neyin küçüğü belli değil yani. Bazen küçük anlayış çok, büyük ahmak hiçbir şey anladığı yok. Böyle durumlar da olabiliyor. Dolayısıyla dua etmeye devam etmeli. Allah-u Teala dinleyicilerimize duyuyorlar. Bu ve benzeri durumda olan dinleyicilerimize de aynı şekilde Cenab-ı Hak anlayış versin, hidayet versin. İnşallah Teala hatalarını anlamayı nasip etsin. Dinleyicimiz dedi ki, Yunus Emre Hazretleri, ben cenneti istemem, seni isterim. Halbuki dedi mesela, saatte bir de var. Allah-u Teala rızası olan yer talep edilir. Bu dedi, birbirleriyle tenakuz mudur? Değildir. Yunus Emre rahmetullahu aleyh kuddise surruh evliyadan bir zattır. Evliyalık derece derecedir. O söz kendini bağlar. Onlar Allah-u Teala rızasından başka bir şeye bak. Onları cehenneme de koysan itiraz etmezler. Cennette cehennemde Allah-u Teala yarattığı mahlukattandır. İkisini de yaratan o. Eğer rızası cehennemdeyse koysa benim itirazım yok diyor onlar. Ama bir bela dert geldiği zaman da gerçekten bu sözlerin eri. Mesela Rabia Yadviye Hazretleri hastalanmış, dermansız kalmış. Diyorlar ki, efendim doktora gitseniz dönüyor buyuruyor ki beni kim hasta etti? Allah-u Teala. Ben şimdi Allah-u Teala'yı onun yarattığı bir kula mı şikayet edeyim? Rabbim beni hasta etti, beni bir tedavi etmediğim. O Rabia Yadviye Hazretleri'nin derecesi. Peki hüküm ne? Hüküm doktora gideceğiz, ilaç alacağız. Cenneti isteyeceğiz. Cenneti isteyeceğiz. Yunus Emre Hazretleri'nin derecesi öyledir. O öyle talep eder. Rabia Adviye Hazretleri'nin derecesi öyledir. O öyle şey yapar. Onların haliyle hallenmek değil. Çünkü onların keşifleri, hani isabet etmese bile keşifleri, onların hüccettir. Başkaları için onları değil. Bağlar. Bizi şeriatın zahiri hükümleri, fıkıh kitapları bağlar. Orayı hiçbir zaman unutmamalı. Efendim Süleyman Aleyhisselam dedi niye 500 yıl? Şimdi şiirlerle menkıbelerde de Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri Kudüs'e girerken diyor ki ben diyor deveye binmiş olsam adalet nerede kalır o zaman? Allah-u Teala ezelde buyuruyor ki sabreden fakir kullarım 500 yıl önce girecek. Şükreden zenginden. Süleyman Aleyhisselam peygamber şükür de etti. Ama Allah-u Teala'nın emri böyle. Mesela Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh aşereyn beşeriden cennette müjdelenmiş. Peygamberin duyuyorlar ki rüyada gördüm buyuruyorlar. Eshabım hep cennete girdi. Abdurrahman bin Avf'u bekledim. Ümidimi kese yazdım buyuruyor. Sonra çıktı geldi. Nerede kaldın? Ya Resulallah malın hesabını aynı şekilde yeni verdim. Süleyman Aleyhisselam'a o nimet verilmiş. Peygamber de olsa Allah-u Teala hesap soruyor. Bunlara ne yaptın? Nerelerde kullandın? Öyledir bu. Bu değişmez ki. Bu değişmez. Peygamberlere de sorulacak yani. Tabii peygamberlere de sorulacak. Hatta Sırat'ta 7 yerde sual var. En son artık kul hakkının olduğu yer deniyor orada. Orada peygamberlerin bile ayağı titriyecek buyuruluyor. Peygamberlerin bile ayağı titriyecek. Çünkü evet peygamber elçidir. Allah-u Teala seçmiştir. Ama mahlukturlar yani yaratılmıştırlar. Allah-u Teala yaratmış onları elçi olarak seçmiş. O da muhtaçtır Allah-u Teala'ya. Melekler de muhtaçtır. Cebrail Aleyhisselam mesela hep korkardım diyor. Peygamber'in duyuyorlar ki
Allah Teala benim için seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Sana da bu rahmetten bir pay düştü mü, ulaştı mı? Düşmez olur mu ya Resulallah buyuruyor. Ben diyor, hep korkardım ya melek bu. Hep korkardım. Ama ne zaman ki bir sure var orada Cibril-i Emin ifadesi geçiyor. Emin olduğum bildiriliyor o surede, o ayetleri getirirken. O zaman diyor rahatladım, bu diyor bundan daha büyük aynı şekilde yani sizin alemlere rahmet olarak gönderilmesine pay olur mu? Ondan sonra o korku benden sahil oldu biliyorlar. Dolayısıyla peygamber de olsa Cenab-ı Hak çok nimet verdi. Onların bir hesabı elbette ki var. İsa Aleyhisselam da aynı şekilde peygamber. Kendisinin hiç dahli yok. Allah-u Teala ona da soracak. İnsanlar sana Tanrı dedi. Onun için yüzüm yok diyor. Yani şefaat talep edemiyorum diyor. İnsanlar bana böyle dedi diye. Onun bir dahli yok. İnsanlar böyle dedi. Ama mahcup oluyorlar. Efendim gelelim son dinleyicimiz suallerine. Ben dedi İstanbul'dan, İzmir'den İstanbul'a geleceğim dedi. Namazlarımı nasıl kılacağım? İzmir'den işte fina denilen o boşluklar çıkınca seferiliği başlar. Hanefi mezhebinde ise ve İstanbul'da da 15 günden az kalacaksa, mesela 13-14 gün kalacaksa, hem yolda hem de İstanbul'da 4 rekat farz namazları 2 rekat kılacak, seferidir çünkü. Öğlenin, ikindinin ve yatsının. 3 rekat namazları değişiklik yok. Sünnetler yine aynı. Eğer fırsat olursa kılar, fırsat olamazsa kılmayabilir de. Efendim, Maliki taklidi. Maliki taklit ediyorsa İzmir'den çıkınca yolda seferi ama İstanbul'da 10 gün kalacağım dedi. 3 günden fazla kalacağı için İstanbul'a gelince mukim olur. Efendim Cuma'da dedi işte geçen hafta bayağı dinleyicimiz de aramıştı falan. Ha, yapılan yanlış. Hemen Cuma namazı kılınmış, arkasına aynı şekilde cenaze namazı kılınmış. Hanefi mezhebinde caminin içerisinde kılmaz cenaze namazı. Ancak buyuruyor. Dışarıda kar, yağmur tipi, soğuk çıkmıyorsa tabut dışarıda olmak kaydı şartıyla kılınabilir. Şimdi Diyanet böyle bir şey yapmış. Türkiye geneli yaptılar bunu. Gıyabi cenaze namazı diye. Yani bir yerde moral vermek için mi yaptılar, niye yaptılar falan. O devletin bir tasarrufu artık. Onu fıkıh kitaplarına uydurmak, şey yapmak ona gerek yok. Ben dedi namazımı kıldım. Ya kılmış tamam. Yapılacak bir şey yok. Efendim bir de son olarak dinleyicimiz dedi ki 2-3 evi olan bir kimse buradan gelen kira gelirleri nisaba ulaşmışsa şu anda mesela 100 bin lira civarında oynuyor. Dinen zengin olma ölçüsü. Çünkü altın zikzak çizse de hala daha o 100 bin lira civarında duruyor. Yani 100 bin lirası olan şu anda dinen zengin. Yoksa kira gelirleri mesela her ay alıyor harcıyor. Gene vermeyecek zekat. Peki bu kurban kesecek mi? Kesecek. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.